Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, Rus destekli ayrılıkçı milislerin ateşkesi ihlal ederek açtıkları ateş sonucu bir Ukrayna askerinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Açıklamada, Rus destekli işgalciler, Avdivka, Marinka, Şumiv, Novotroitski bölgelerinde ateşkesi ihlal ettiği belirtildi. Ukrayna ordusunun saldırılara anında karşılık verdiği belirtilerek, işgalcilerin ateşinin bastırıldığı kaydedildi. Diğer yandan Ukrayna ordusu ile Rus destekli milisler arasında Donetsk'in güneyi Dokuchaev'de karşılıklı topçu atışları ve yoğun çatışmalar yaşanıyor. Ukrayna ordusu birkaç gün önce bu bölgeye geniş çaplı saldırı başlatırken, bölgenin Rus destekli ayrılıkçılardan temizlenmesi planlanıyor. Rus destekli ayrılıkçılar kısa süre önce kentin büyük çaplı bir harekata dayanamayacağını ve Ukrayna'nın bölgeyi kurtarabileceğini açıklamıştı. Öte yandan Ukrayna Silahlı Kuvvetleri tarafından Grad çok namlulu roket sistemlerinin Donbass'a sevk edildiği belirtildi. Rus medyasında yer alan haberde, Slavyanskı yakınlarında Ukrayna ordusunun Grad çok namlulu roket sistemlerinin Donbas bölgesine sevk edildiği belirtilirken, sevkiyat Popasnaya veya Debaltseve yerleşimleri alanındaki temas hattına doğru ilerledi. Bu alanlar son zamanlarda Ukrayna Silahlı Kuvvetleri tarafından en şiddetli saldırılara maruz kaldı denildi. Diğer yandan uzmanlar, Rusya ile Ukrayna arasındaki gerginliği tartıştı. Stratejik İletişim ve Bilgi Güvenliği Merkezi Başkanı Igor Solovi, Rus dezenformasyonunun direnme yeteneğini azaltmayı amaçladığını vurguladı. Rus saldırganlığının nihai hedefinin, bir ülke olarak Ukrayna'nın yok edilmesi olduğunu aktaran uzman, bu nedenle, güvenliğimiz esnekliğe, tehditlere karşı hazır olmaya ve pes etmemeye bağlıdır dedi. Savunma Reformları Merkezi Başkanı Alexander Danilyuk, E Rusya'nın bilgi savaşının bir parçası olarak Ukrayna'da stratejik dezenformasyon ve özel önlemlere odaklandığını belirtti. Uzman, iki ana sorun var: Rusya'nın gerilimi düşürme oyununu sürdürmesi ve Ukrayna'daki belirli nüfuz gruplarıyla Donbas'ın entegrasyonu konusunda Rus tarafının kabul edilebilir bulduğu şartlarda anlaşmalar. Ancak Moskova'ya silahlı tırmandırma yoluyla şantaj yapmak, tehditlerin yanı sıra bize bazı fırsatlar da sunuyor. Batı'dan Ukrayna'ya askeri ve teknik desteğin artırılmasından bahsediyoruz. Mevcut hükümet, Rusya'nın yararına olabilecek iç krizin şiddetlenmesini önlemek için geniş bir sosyopolitik uzlaşma için fırsatlar aramalı diye konuştu. Stratejik İletişim ve Bilgi Güvenliği Merkezi'nde analist olan Maxim Mayorov, Rusya'nın birikmiş askeri potansiyelini Ukrayna'ya karşı büyük bir saldırı için kullanma niyetine inanmadığını belirtti. Moskova'nın insanları yıldırmak ve müzakere masasına kendi şartlarına göre oturmaya zorlamak için güç gösterisi yaptığını aktaran uzman, 2014 serüveninden sonra Rusya'dan ilham alan her yeni tırmanış dalgası, Rusya'yı yeni yaptırımlar, askeri kayıplar ve diğer risklerle tehdit ediyor. Gerçek tırmanış, bu tehlikeli oyunda onun son argümanı olabilir. Bununla birlikte, oranları şişirerek ve yükselterek Rusya daha fazla gelişme üzerindeki kontrolünü kaybedebilir. Ukrayna'da aşı karşıtlarının taciz edilmesi ve toplumsal gerilimler bir Rus işgalini kışkırtamaz. Bununla birlikte, tetikleyici çevre koruma alanında, denizde veya Belarus sınırında göçmenlerin kullanımıyla askeri provokasyonlar olabilir dedi. Beyaz Saray sözcüsü Jensaki, Rusya'nın Ukrayna sınırına asker yığması ve bu konudaki açıklamalarına ilişkin Rusya'ya kavgacı söylemleri konusundaki endişelerimizi net şekilde ilettik dedi. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın, Ukrayna konusunda çatışma yolunu izlerse Rusya'ya ağır bedeller ödeteceğiz, açıklamasının ardından Rusya'ya yaptırım gelip gelmeyeceği sorusuna Saki, bu konuda hem Rus hem de Ukraynalı muhatapları ile görüştüklerini belirtti. Saki, biz en başından beri Rusya'nın zararlı davranışlarına karşı ekonomik ve diğer araçlarımızı kullanacağımızı söyledik. Bakan Blinken da bugün bu araçları kullanmakta tereddüt etmeyeceğimizi belirtti. Ancak bu araçları kullanacaksak ortaklarımız ve müttefiklerimizle birlikte hareket ederiz ifadesini kullandı. Bölgedeki durum konusunda Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden ve Rusya Devlet Başkanı Putin arasında bir görüşme öngörülmediğini kaydeden Saki, Rusya'ya kavgacı söylemleri konusundaki endişelerimizi net şekilde ilettik dedi. Rus medyası geçtiğimiz hafta Akdeniz'de İngiliz uçak gemisinden kalkış yaparken denize çakılan F-35 savaş uçağının parçalarının çalındığını belirtti. Akdeniz'de düşen bir İngiliz F-35 savaş uçağının enkazı kayboldu denilen haberde İngiliz ordusunun düşen F-35 avcı uçağının enkazını sudan çıkarma girişimleri çok ciddi bir skandalla sonuçlandı. İnsansız bir jıltı aracı denizin dibine dalış yaparken, enkazın çoğunun bilinmeyen yollarla ortadan kaybolduğu ortaya çıktı. Daha önce, radar imzası düşük olan Varşavyanka projesinin bir rız denizaltısının bu bölgeye taşınmış olabileceğine dair bilgiler vardı. İngiliz ordusunun bir deniz mili yarı çapında Akdeniz'in altını taradığı biliniyor, ancak düşen F-35 avcı uçağının enkazını bulmak mümkün olmadı. 5. nesil savaş uçağının düştüğü yerin yakınında küçük parçalar bulundu, ancak yerleşik sistemler, uçuş kaydediciler ve silahlar dahil olmak üzere gövdenin büyük unsurları ortadan kayboldu. Şu anda, hangi ülkenin bir İngiliz savaş uçağının enkazına sahip olabileceği bilinmiyor, ancak bu, Londra'yı çok ciddi bir skandalla tehdit ediyor, çünkü hem Rusya hem de Türkiye, savaşçının enkazına kolayca erişebilirdi. F-35 avcı uçağının teknolojisi zaten açıklandığı için Rus tarafı bu gerçeğe herhangi bir ilgi göstermedi denildi. Belarus Cumhurbaşkanı Lukashenko, NATO'nun Almanya'daki nükleer silahları Polonya'ya yerleştirmesi durumunda, Rusya'dan buna karşı etkili olacak nükleer silahları Belarus'a geri isteyeceklerini söyledi. Cumhurbaşkanı Lukashenko, Batı için neden düşman olduğunu anlattı. Lukashenko, çünkü Belarus'ta bir tanesi hariç Topol stratejik amaçlı füze fırlatma sistemleri tamamen yerinde ve hala kullanıma hazır. Batı'nın nükleer silahlara nasıl tepki verdiğini biliyorsunuz, ifadesini kullandı. Rusya'nın ilk devlet başkanı Boris Yeltsin'in Amerika Birleşik Devletleri baskı yaptığı için kendisinden bu alanları yok etmesini istediğini dile getiren Lukashenko, ben, hayır dedim ama baskı aşırı olduğu için bir tane alanı yok ettik bu ormanın içerisindeydi, dedi. Özel silah yerleri dahil bu alanların küçük değil, devasa olduğuna dikkati çeken Lukashenko, bütün bunları korudum. Amerikalılar ve Batı bana sürekli neden diye sordu. Bu sorulara hala cevap vermedim, şeklinde konuştu. Lukashenko, 1994'te imzalanan ve belirli güvenlik garantileri karşılığında ülkesinin nükleer silahlara sahip olma hakkından gönüllü olarak feragat etmesini sağlayan Budapeşte memorandumunu hatırlatarak, benim eserim olmasa da ben bunu imzaladım. Benden önceki yönetim olmasaydı asla buna yanaşmazdım. Benim ilk cumhurbaşkanı olarak ilk yılımdı, diye konuştu. Bu uluslararası anlaşma, eski yönetim tarafından paraflanmış olduğu için imzalamak zorunda kaldığını belirten Lukashenko, bundan birkaç yıl sonra bile nükleer silahları Belarus'tan çekmediğini hatırlattı. Lukashenko, Amerika'nın değil, Yeltsin'in baskısıyla bu silahları ülkeden çektiğini kaydetti. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in Almanya'nın nükleer silahtan vazgeçmesi durumunda bu silahları Doğu Avrupa'ya yerleştirebilecekleri açıklamasına da tepki gösteren Lukashenko, bu silahları Polonya'ya getirecekler. O zaman Rusya Devlet Başkanı Putin'e nükleer silahları Belarus'a geri vermesini önereceğim, ifadesini kullandı hangi nükleer silahları Belarus'a vermesi hususunda ise Putin ile müzakere edeceklerini ifade eden Lukashenko, Polonya'ya yerleştirilebilecek silahlara karşı en etkili olacak nükleer silahlar üzerinde anlaşacaklarını kaydetti. Lukashenko, boşuna söylemedim, Belarus topraklarında biz buna hazırız. Basiretli bir mal sahibi olarak hiçbir şeyi yok etmedim. Nükleer silahlar için Sovyetler Birliği döneminden kalma bütün hangarlar yerinde duruyor, şeklinde konuştu.